Selamlar. Yine Facebook'tan gelen bir soruya cevap vereceğim. Arkadaşımız demiş ki, yanlış hatırlamıyorsam kendi şirketinizi kurduğunuzu söylemiştiniz. 8 yıl işletmişsiniz. İyi kötü tecrübelerinizi aktarabilir misiniz? Şimdi evet, 8 yıl kendi şirketimde çalıştım. Yazılım şirketinde çalıştım. Ve kendi şirketimi götürdüm. Bu 8 yıl 2004 Mart'tı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki ben zaten 2003 lise mezunuyum. Hazırlıklar vesaire derken yaşıma göre geç mezun oldum liseden. Neyse, 8 yıl boyunca deneyimleriniz, tavsiyeleriniz demiş arkadaş. Şimdi bir kere şuna bir değinmek istiyorum. Birincisi, hani lise sonrası veya üniversite sonrası şirket kurmanın en büyük avantajı doğal olarak sırtınızda aslında çok yüksek risk taşımıyor olmanız. Bu ne demek? Yani 40-45 yaşında varsayalım ki bir şirket kurmaya kalktığınızda büyük ihtimalle başkalarının sorumlulukları da sizin omzunuzda olacak. Bu kimler olabilir? İşte eğer evlenecekseniz eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Böyle bir senaryoda şirket kurduğunuzda alabileceğiniz risk miktarı aslında çok daha düşük oluyor. Daha az cesur olma ihtimaliniz var sonuç itibariyle. O yüzden özetle en fazla cesur olabileceğiniz zamanlardan bir tanesi yeni mezun olduğunuz zamanlar. İster lise mezuniyeti olsun, ister üniversite mezuniyeti olsun, fark etmez. Bu avantajı kullanın. Yani özünde şuraya geliyor konu. İflas ederseniz büyük ihtimalle geri döneceğiniz yer annenizin babanızın yanı. O yüzden hani inanılmaz kötü bir senaryo değil bu. İflas eder misiniz? Edebilirsiniz. Yani ben 8 yıl kendi şirketimi işlettim ve şu anda işletmiyorum. Sonuç var. Yani bir şeyler kötü gitti mi tartışılır. Ama buradan yani ne dersler bu 8 yılın sonunda ne tavsiye ederim? Özellikle yazılım sektöründe olacaksanız planlı ilerlemek lazım. Bu ne demek? Yani ben şunu çok net hatırlıyorum. Şirketi ilk kurduğumuz zamanlar inanılmaz, zaten müşteri ve iş geldiği için şirketi kurmuştum. İnanılmaz iyi bir para gelmişti. Yani o lise öğrencisi olarak, lise mezunu bir öğrenci olarak düşünürseniz, yani inanılmaz iyi para dediğim şu an için belki büyük paralar değildir ama toplu bir para geliyor ve ilk defa bu kadar toplu para görüyorsunuz hayatınızda. Ve biz bir anda gaza gelmiştik. İşte ofise klimalar alındı, onlar alındı, monitörler yenilendi falan, böyle bir şey moduna girdik. Mart'ta kurduk şirketi. İşte ilk işimizin parasının gelmesi vesaire derken biz yaza doğru bu gaza geldik. Haziran gibi bu gaza geldik ve yaz boyunca hiç iş gelmedi neredeyse. İnanılmaz burnumuz sürtü. Hani böyle şey noktasına gelmiştik. Klimayı satsak mı acaba noktasına gelmiştik. O yüzden planlı olmak lazım. Tabii bunları bilmeden atılıyorsunuz. O yüzden de böyle şeylerle karşılaşmak olası. Sonrasında tabii ki bir bütçelendirme. Bütçelendirme nedir? Bunu öğreniyorsunuz. Yani çok erken yaşta firma kurmak, tabii ki normal şartlarda firma kuran insan olarak gördüğümüz insanların bildiği bilgi ve birikimi aslında sizin yolda öğrenmenize neden oluyor. Bu güzel bir şey mi? Bu heyecanlı bir şey. Bu güzel bir şey açıkçası. Hani şeyde demek istemem buradan. Hani hazırlanın ondan sonra şirket kurun. Yok. Hani kervan yolda düzülür. Çok inanan bir adamım ben. O yüzden hani herhangi bir çekinceye falan gerek yok. Ama hata yapacağınızı, yapabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Hatalar güzel şeylerdir. Yani hata yapmayan büyük ihtimalle çok güzel dersler alamaz ve çok fazla da şey öğrenemez. O yüzden hatalara pozitif bakmak lazım. Muhasebecinize çok güvenmeniz lazım. Tabii bu hani klasiktir zaten tavsiye olarak. Ama en belki de bütün bu 8 yıldan yola çıktığımda söyleyebileceğim en ilginç şey şu olabilir. Özellikle yeni mezuniyette yanınıza ekstra kuvvet alabilmek için psikolojik olarak veya yatırımsal olarak hiç fark etmez. İşte arkadaşlarla şirket kurmak gibi bir muhabbet var. Ortaklık kolay bir şey değil. Bunu herkes söyler zaten. Bana da söylediler, dinlemedim. Belki siz de beni dinlemeyeceksiniz ama zamanla öğreneceksiniz bunu, göreceksiniz. Ortaklık kolay bir şey değil. Hani bugün bu videoyu izleyenlerin yani istatistiklerden yola çıkarak beni takip edenlerin çoğunun 25-30 yaş civarı olduğunu düşünürsek, ya yeni evlisiniz ya da değilsiniz. Ama evlilik kararı kadar en azından kritik bir karar bence. Ve kültürel baskı da olmadığı için bir noktada vazgeçilmesi daha kolay bir karar. Yani ortaklıktan vazgeçmek.
O yüzden daha ince bir ipte takılıyor aslında arttığınızda ortaklık. Dikkatli olmakta fayda var. Olabildiğince ortaklık yapmayın derim açıkçası. Çünkü zor. Yani doğru kararı almış olmak inanılmaz zor. Ben ilk başladığımda yasal olarak olmasa da manevi olarak 5 ortak olarak başlamıştık. Doğal olarak ben yine diyorum lise mezunuyduk. İşte bazı arkadaşlar eğitimlerine devam etme kararı aldılar. Bazıları işin doğru olmadığını düşündüler sonuç itibariyle. Hani meslek olarak gaza gelmiştik özetle. Çünkü bir şeyler birileri bize para vermek istiyordu yani sonuç itibariyle ve biz de onu almak istiyorduk. Bunu görünce doğal olarak birdenbire özellikle hani yeni mezun olduğunuzda üzerine atlayabiliyorsunuz. Çok da değerlendirmeyebiliyorsunuz. Bu gerçekten benim ömür boyu yapmak istediğim şey mi değil mi diye. Hani bunu düşünmek lazım. Çünkü sonrasında hani eğer bunlar bir de arkadaşlarınızsa ki dediğim gibi üniversite ve lise senaryolarında böyle oluyor. Arkadaşlıklar bozulabilir. Özetle dikkatli olun derim. Ortaklıkta dikkatli olun derken neler söylemek lazım? Burada çok bu konu üzerinde saatlerce konuşabilirim aslında. Çünkü çok ince nüanslar var. Yani ortaklıkta bir süre sonra şu sorular sorulmaya başlanır kişiler arasında. Ya benim yaptığım katkı şirkete daha fazla. Niye karı bölüşüyoruz ki onunla 50-50? İşte tamam aynı parayı koyduk ama işte olmaması lazım böyle bir şey. Ama ben daha fazla para koydum. İşte ben ofiste daha çok daha geç saate kadar kalıyorum. Ben daha fazla müşteri getirdim. Bunların hepsinin cevapları var. Ve bunların hepsinin organize etmenin bir yöntemi de var. Bunların hepsini bir kurala bağlamanın bir yöntemi de var. Sorun şu ki üniversite mezunu veya lise mezunuyken bu soruların cevaplarını bilmiyorsunuz. Ve bunları nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Bu süreçleri nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Ortaklık denilen o ilişkiyi nasıl yöneteceğinizi, nasıl organize edeceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden de dağılma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Yani bu sadece tabii üniversite ve lise mezuniyeti gibi yeni hayata girdiğiniz noktalarda deneyimin azlığından yola çıkarak bu senaryonun ortaya çıkması çok daha olası ama ya bu 40 yaşında adamların da 50 yaşında adamların da başına geliyor sonuç itibariyle. Yani ilk ortaklık deneyiminizde de başınıza geliyor olabilir. Hani ben doğal olarak hiç 40 yaşında olmadım daha en azından. O yüzden atıp tutuyorum ama yani en azından ben 5 ortakla başlamıştık bizim zamanımızda ve 2 yılın sonunda ben tek kişi olarak kaldım ve sonraki 6 yılı tek kişi olarak götürdüm. Olabilir. Buna dikkat edin derim. Yani anlık gazla ortaklık kararı almayın derim. Belki de çıkartabileceğim, buradan hani size ulaştırabileceğim en güzel tavsiye bu olabilir. Kabaca böyle. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu şekilde soruları cevaplamaya devam edeceğim. Sokakta da bir kedi arkadaş geldi yanıma. Biraz daha yanaşsaydım belki kameraya da girerdim. Biraz daha düşünüyorum. Kurun, yani son olarak söyleyeyim, şirket kurun, çekinmeyin. Özellikle erken yaşlarda kesinlikle tavsiye. Bana çok şey kattı. Yani o 8 yılda sadece süreç olarak yaşadığım şeylerin yanı sıra, müşterilerle ilişkiler, onlar bunlar, bütün bu bahsettiğim, size bahsedebildiğim şeyleri öğrenmenin yanı sıra yazılım anlamında kimsenin size vermeyeceği bir sorumluluğu omzunuza alabilmenizi sağlıyor. Yani ben şirketi kurduktan 6 ay sonra yaptığım projelerle ulaştığım insanlar aldığım sorumluluk hiçbir zaman bir şirkete doğrudan bir çalışan olarak girseydim o sorumluluğu bana vermeleri daha çok zaman alırdı. Çünkü o riski almak istemezlerdi. Ben o riski kendi adıma alabildim. Bu da çok kısa sürede çok daha fazla deneyim kazanabilmenizi olanak tanıyor aslında bakarsanız. Yani şirket sahibi olmak. Böyle bir avantajı var. Dediğim gibi dezavantajı da çoğu şirkette bilinen, birilerinin bildiği ve sizi uyarabileceği şeyleri siz yolda öğreneceksiniz. Belki bir çözüm bir mentorla yola çıkmak olabilir. Yani şirketinizi kurarken bir abiniz, bir mentorunuz size yol gösterebilecek belirli aralıklarla, bu da sadece başını sıkıştığında değil bu arada. Belirli aralıklarla görüşüp neyin nasıl gittiğini konuşabileceğiniz ki hani çünkü bir soru sormak için bir problem olması lazım ya da bir soru sorup bir tavsiye alabilmek için bir soru sormanız lazım özellikle. Ama soracağın sorunun ne olduğunu da bilmiyorsanız durum daha da garip. O nedenle tavsiyem belirli aralıklarla hani senkronizasyon içerisinde olabileceğiniz sürekli bir abiniz olursa belki faydalı olabilir diye düşünüyorum ama şart değil. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.